Autodesk Inventor, çalışma unsurları adı verilen özel unsur işlemleri sunmaktadır. Çalışma unsurları 3 boyutlu modelleme sırasında size sıklıkla gerekecektir. Öncelikle düzlemlerle başlayalım. Çalışma düzlemleri, eskiz oluşturmak istediğinizde ya da herhangi bir katı işlemi sırasında ihtiyaç duyduğunuzda 3 boyutlu uzayda kullanacağınız bir düzlem tanımlamak için size sunulmuştur. Work Features paneli çalışma unsurları ile ilgili komutların bulunduğu bölümdür. Ama ondan önce Browser penceresine bakarsak, Origin klasörü altında çalışma düzlemleri, eksenleri ve bir nokta görmektesiniz. Bunlar her bir parça dosyasında standart olarak bulunan ve temel düzlem ve eksenler adını verdiğimiz unsurlardır. Bunları katı modelleme işlemlerinde kullanabilirsiniz. Örneğin GZ düzlemini işaretleyeyim. Sağ tuş menüsünden görünürlüğünü açalım. Aynalama komutunu çalıştırıyorum ve aynalama komutunda ekstrüzyon 2 olarak gözüken unsurun görünürlüğünü açtığım düzleme göre aynalanacağını belirtiyorum ve böylece katı modelime yeni bir bölüm eklenmiş oldu. Bu düzlemi gizleyelim ve diğer çalışma düzlemi oluşturma özelliklerine bakalım. Plane komutuna girdiğinizde sizden çalışma düzlemini tanımlayacak nesneler seçmeniz istenir. Bu nesneler düzlemler olabilir, kenarlar olabilir, noktalar olabilir ya da eksenler olabilir. Önemli olan bir düzlemi meydana getiren nesneleri doğru bir şekilde işaretlemenizdir. Örneğin, teğet düzlemler oluşturmak için en az iki işaretleme yapmam lazım. Bunlardan ilki bir düzlem olacak, ikincisi de bir silindirik yüzey olacak. Komuta girmeden çıkalım ve kullanacağım X'ye düzlemini görünür yapalım. Şimdi yeniden girelim. Daha önce dediğim gibi paralel olduğu düzlem bu. Teğet olduğu yer burası. Böylece bu düzleme paralel ve bu alanda da burada görmüş olduğunuz silindirik kısma teğet yeni bir düzlem tanımlamış olduk. Bu düzlemi gizleyelim sağ tuş menüsünden. Bir başka düzlem oluşturma yöntemi de offset düzlem adını verdiğimiz en temel düzlemdir. Burada bir düzlem seçilir, farenin sol tuşuna basılı tutularak sürüklenir, ölçü kutucuğuna offset değeri girilir ve düzlem oluşturulur. Bu düzlemi de şimdilik izleyelim. Düzlem oluşturmadaki amacımız, daha önce söylediğim gibi, yeni eskizler oluşturmak olabilir ya da bir önceki örnekte gördüğünüz gibi farklı katı modelleme işlemleri yapmak olabilir. Burada bu düzlemi bir eskiz düzlemine dönüştüreceğiz ve üzerine bir eskiz çalışması yapacağız. Düzlemi işaretleyip sağ tuş menüsünden Look at komutunu çalıştırdığımda bu düzleme dik bakma şansım var. Öncelikle Project Geometry komutuyla eskizde kullanacağım iki tane parça kenarım var. Onları işaretliyorum ve bulunduğum düzleme iz düşürüyorum. Bir tane daire çizelim. Daha doğrusu iki tane daire çizelim. Ve dairelerin çaplarını belirtelim. Elbette bunu dikdörtgen komutuyla yapma şansım vardı. Daha hızlı olacak idi. Şimdi iki tane ölçü tanımlayacağız. Öncelikle deliklerin merkezleri arasındaki uzaklık ve deliklerin çapı. Bu kesiti ya da bu eskizi tam olarak ortalayabilmek için değişik yöntemler kullanabilirim. Ama en pratiği ve kısası yataylık ve düşeylik sınırlamalarını kullanmaktır. Yatay sınırlamasını çalıştırıyorum ve şuradaki orta noktayla buradaki merkezin hizalanmasını, yatayda hizalanmasını sağlıyorum. Düşey sınırlamasını çalıştırıyorum. Buradaki orta noktayla burada görmüş olduğunuz doğrunun orta noktasını bu sefer düşeyde
sınırlandırmış oldum. Böylece çok hızlı bir şekilde kesitimi tam ortalamış oldum. Eskizden çıkalım ve ekstrüzyon işlemine başlayalım. Öncelikle kesiti işaretliyoruz. Kesiti işaretledikten sonra işlemin biçimini tanımlıyoruz. To next diye bir seçeneğim bulunuyor burada. To next bu kesiti parçanın ilk yüzeylerine ulaşıncaya kadar ilerlet ve işlemi oluştur anlamına geliyor. Okey dediğim an bu kısmı oluşturmuş olduk. Buradaki düzlemi de şimdilik gizleyelim. Açılı düzlem oluşturma araçlarından birisi de bir düzlem ve bir kenar seçmektir. Çalışma düzlemi komutunu çalıştırıyorum. Bu düzlemi işaretliyorum ve şurada görmüş olduğunuz kenarı işaretliyorum. Bana bir açı kutucuğu çıkıyor. Açı değerini giriyorum ve düzlemi bu şekilde oluşturuyorum. Eğer bakarsak bu düzlemle temas halinde olan bu kenar üzerinde ve ilk seçtiğim düzlemde de 45 derece açı yapan bir düzlem tanımlamış olduk. Bu şekilde farklı farklı düzlemleri oluşturmanız mümkündür. Bir başka düzlem oluşturma yöntemi de 3 noktadan geçen bir düzlem tanımlamaktır. Bu düzlemi gizleyelim. Parçamıza olan bakış açımızı ayarlayalım ve komutu çalıştıralım. Birinci noktam, ikinci noktam ve üçüncü noktam. Dolayısıyla bu 3 noktanın içerildiği yeni bir düzlem tanımı yapmış olduk.